Senin bu bahsettiğin iş için benim teklimin uygun olduğundan emin misin Tacir Süleyman? Ya Ömer, benim için teklinin pek önemi yok. Önemli olan emaneti taşıyacak kişinin güvenilir olması. Gözüm arkada kalmamalı. Hadi o zaman gidip emaneti yerinde görelim. Buyur Kaptan Ömer. İşte sana sözünü ettiğim yük bu sandıkların içinde. Pek fazla değilmiş. Görünüşe aldanmamak lazım kaptan. Ne kadar ağırmış. İçindekiler çok değerli olmalı. Niye böyle gizli bir yerde sakladığı anlaşıldı. Hele bir de korsanların kaynadığı bir yerde olduğumuzu düşünürsek daha iyi anlaşılıyor değil mi? Bakabilir miyim peki? Gayet tabii. Altınlar. Aman Allah'ım, ama bunlar çok tehlikeli bir yük. Doğru söylüyorsun. İşte bu yüzden özellikle seni seçtik kaptan. Bu emaneti en iyi şekilde yerine ulaştıracağına inanıyorum ben. Peki nereye ulaştırılacak? Mercan Adası'na. Hem de Mercan Adası'na. Bu yolun korsan kaynadığından haberiniz var mı sizin? Evet, gayet iyi biliyorum. Ama korsanların senden çekindiğini de çok iyi biliyorum. Yükün altın olduğunu öğrenirlerse çok şey değişir. Ya Ömer, Allahu Teala'dan sonra tek ümidim sensin. Ne olur bu ümidimi boşa çıkarma. Allahu Teala yardımcın olsun. Bu gibi işlerde gizlilik ve çabukluk çok önemlidir. Onun için acele etmemiz lazım. Yükleri bugün gemiye taşıyıp bitirmeliyiz. Hem de bir an önce taşımalıyız. Çabuk olun. Kaptan Ömer gün batmadan bu fıçıların yüklenmesini istiyor. Senin artık. Reşit, ben kıyıya çıkıyorum. Hadi bakalım, siz de elinizi çabuk tutun.
Peki kaptan, gözün arkada kalmasın. Ben burayı hallederim. İnşallah kimse şüphelenmemiştir. Her neyse. Söyle bakalım, kaç kişi bulabildin? Yalnızca 3 kişi kaptan. 3 kişi. Güvenilir mi? Evet efendim. Gece gelecekler, görürsünüz. Bu arada korsan Şeddat ve 2 adamının buralarda olduğunu öğrendim. Onlar tekin değildir, bilirsiniz efendim. Sanırım yükümüzü araştırıyorlar. O korsana çok dikkat etmeliyiz. Yarın sabah yola çıkacağız. Adamlara da söyle, ortalıkta pek fazla görünmesinler. Peki efendim. İlerideki dükkana girdi. Çıkmasını bekleyelim. Nereye bakıyorsunuz öyle? Hı? O da ne? Sen de kimsin? Benim adım Fındık. Neden Kaptan Ömer'i takip ediyorsunuz? Bana kalırsa bu Kaptan Ömer'in tayfası olmalı. Söyle bakalım, sen Kaptan Ömer'in adamısın. Öyle değil mi? Henüz değil ama... Anlaşıldı. Dur. Sakın yaklaşma. Bak, kötü olur. Yaklaşma, biz korsan. Ne o? Artık çocuklara da mı saldırmaya başladı? Kaptan Ömer'i... biz yürüyorduk. Bu çocuk bize birdenbire saldırdı. Yalan. Yalan söylüyorsunuz. Siz kaptanı takip ediyordunuz. Beni asla kandıramazsınız. Bence uzak dursan iyi edersin Şeddat. Bu size zarar getirir çünkü. Yarın sabah gün doğarken yola çıkıyormuşsunuz, öyle mi? Bu sizi ilgilendirmez. Ayrıca gemimden de uzak durun. Yürü. Şimdi seni ayağımın... Size iyi yolculuklar dilerim Kaptan Ömer. Anlat bakalım ufaklık. Nasıl oldu da bulaştın bu adamlara? Hadi söyle. Belki inanmayacaksın ama onlar seni takip ediyorlardı kaptan. Ben bunun başından beri farkındayım. Ayrıca kendi işimi kendim halledebilirim. Bu adamlar çok tehlikelidir oğlum. Şimdi sen hemen evine git ve bir daha da böyle işlere bulaşma.
ondan eve. Ay canına. Ay Allah. Ay. Kaptan bak, dostumuz bizi yolcu etmeye gel. Tacir Süleyman burada. Güle güle gidin, yolunuz açık olsun. Beni Şeddat endişelendiriyor. Bu korsan bize sorun olacak. Bunu biliyorum. Allah'a emanet olun. Güle güle gidin. Gemide bir kaçak yolcu yakaladık Kaptan Ömer. Bırak onu Reşit. Çünkü o tanıdık biri. Nerede buldunuz bu küçük yolcuyu? Güvercede iplere dolaşmış aptal aptal duruyordu. Öyle hırsız gibi geminize binmek istemezdim. Özür dilerim. Söyle bakalım, neden bindin gemiye? Bu soruma cevap ver şimdi. Kaptan Ömer, ben gemici olmak istiyorum. Senin gibi denizlerde dolaşıp korsanlarla savaşmak istiyorum. Benim çocuk olduğuma bakmayın. Ben boyumdan büyük işler beceririm. Bıçak! Biliyor musun Reşit? Bu çocuk bu küçük bıçakla Şeddat'ı bile korkuttu. Bana bahsettiğin çocuk. Şimdi anladım. Hmm.
Adın ne? Bana fındık derler. Oh, güzel bir bıçak. Nereden buldun bunu? Söyle bakalım. Babam vermişti. Nerede şimdi? Öldü. Annem de öldü. Korkusuz bir çocuksun. Bunu yeterince kanıtladın. Ne yapalım bu ufaklığa Reşit? İşe güverteyi silerek başlayabilir. Evet küçük denizci, göster bakalım marifetini. Yani kabul edildin mi? Evet, burası çok iyi. Buradan saldırabilirim. Bizim çocuklar çok sabırsızlanıyorlar reis. Söyle şunlara hemen bayrağı indirsinler. Akşama doğru buradan geçecekler. Korkup kaçmalarını istemem. Bayrağı indirin! İyi bir çocuk. Üstelik çalışkan da. Evet, doğru söylüyorsun Reşit. Yorulmadın ya fındık. Şu yunuslara bak. Aa, ne kadar hızlılar. Evet öyle. Baksana gemiyle yarış ediyorlar. Şu burnu geçtikten sonra sahilden ayrılıp adaya doğru yöneleceğiz. Daha sonra açık denizde 12 günlük bir yolculuk bir bekliyor gemi. Bizi. Kaptan yoksa bir bakalım. Ufukta bir gemi var kaptan. Yaşasın korsanlar. Korsanlar mı? Bayrağını görebiliyor musun kaptan? Hayır. Sanki içinde kimseler yok. Bu şüpheli bir durum. Kaptan, adamlara hazır olmalarını söyleyeyim mi? Hayır, acele etme. Açıktan dolaşacağız. Ne görüyorsun? Söyle. Hiçbir şey göremiyorum kaptan. Galiba bu dürbün bozuk. Sağlam gözünde baksana serserim. Sahi be. Evet haklısın kaptan. Ben çok sersemim be. Bu salaklarla nasıl korsanlık yapılır bilemiyorum. Kaçıyorlar kaptan.
Hayır, açıktan dolaşacaklar. Hem sen merak et. İsteseler de bir yere kaçamazlar. Onları yakalayacağız birazdan. Gemideki ufak bir delikten giren su onu ağırlaştıracak, öyle değil mi? Ne? Delik mi? Kaptan, ne zaman yaptınız bunu? Benim haberim yok. Önceki gece gemi yola çıkmadan evvel. Sevgili tayfam oraya gidip omurganın dibinde küçük bir delik açtı. Kaptan, ama giderek uzaklaşıyorlar. Ne yapacağız? Hadi bakalım, herkes işinin başına, acele edin. Reşit, içimde kötü bir his var. Hiç anlayamıyorum. Bütün yelkenler açık, gene de yeterince hızlı gidemiyoruz. Yelkenleri açın, gidiyoruz. Yelkenler fora. Bütün toplar hazır efendim. Güzel, birazdan onlara yetişiriz. Herkes tetikte olsun, savaş başlıyor. Kaptan Ömer! Kaptan Ömer, neredesiniz Kaptan Ömer? Kaptan Ömer, neredesiniz efendim? Efendim, çabuk gelin, su alıyoruz. Ambar su alıyor efendim. Sen burada kal Reşit. Galiba altta bir delik var. Halbuki gemiyi kontrol etmiştik. Bu delik önceki gece biz yola çıkmadan önce açılmış olmalı. Ya da gemide bir hain var efendim. Sanırım ben bunu kimin yaptığını gördüm kaptan. O muhakkak Şeddat'ın adamıydı. Hay Allah, nasıl unuttum söylemeyi. Çabuk kaptana haber verin. Neler oluyor? Hemen yukarı çıkalım. Galiba tuzağa düşürüldük. Ne oluyor Reşit? Korsanlar kaptan. Direğe bakın. Bu Şeddat olmalı. Bize tuzak kurmuş. Topları hazırlayın. Karşılık vereceğiz. Silahlar gittikçe daha yakına düşmeye başladık. Bir şeyler yapmalıyız. Hazır olun. Bütün toplar ateş! Topları umduğundan da güçlüymüş. Reşit, sen toplarla ilgilen. Hadi durma. Fındık, sen de hemen ambara git. Eğer su çok yükselirse bana haber ver. Baş üstüne. Burası onun için çok tehlikeli bir yer. Su ya çok yükselirse, yükselen su bu da demektir ki aman Allah'ım. Olamaz. Su çok yükselmiş. İşte göründü. Tam ortasından vuracağım onu. İki parçaya ayıracağım. Hayır! Eğer onu can alıcı bir yerinden vurursan hemen batar.
ve altınlar da denizin dibini boylar. Sersem herif! Sadece kaçmasını engelleyin yeter. Bunlar bu nişancılıkla bizi kolay kolay vuramazlar. Hep karavana atıyorlar kaptan. Bu durumda niyetlerinin bizi vurmak olmadığı anlaşılıyor. Yani kaptan... O zaman bize yaklaşmak istiyorlar, öyle mi? Hiç şüphen olmasın. Çünkü gemiyi batırırlarsa altınları ele geçiremezler. Kaptan! Kaptan! Evet, ne oldu fındık? Sular efendim. Sular üst ambara ulaşmak üzere. Bu çok kötü. Allah yardımcımız olsun. Reşit, adamların dördünü ambara gönder, suyu boşaltmaya çalışsınlar. Bize de geriye... Dövüşmek için 8 adam kalıyor. Hadi bakalım. Durmayın. Herkes silahlarını kuşansın. Çabuk kancaları hazırlayın. İyice yaklaştılar efendim. Telaşlanma. Var gücümüzle gemiye çıkmalarına engel olmalıyız. Bir daha karşılaşamazsak hakkını helal et. Alın bakalım. İpleri kesin. Saldırın! Hayır! Ateş! Yangın! Yangın çıktı! Çabuk şu ateşi söndürün sersemler! Siz de uyumayın topçular! Ateş! Direk kırıldı! Reşit dikkat! Reşit! Reşit! İyi misin? İyiyim kaptan, bir şeyim yok, merak etme. Yukarıda neler oluyor acaba? Aşağıda durum nasıl? Dipte bir delik bulduk ve kapattık. Su gemiyi batıracak kadar fazla değil. Geldiler kaptan. Ben kaptan Ömer'i istiyorum. Hadi sallanmayın, şu esirleri bağlayın. Elinizi çabuk tutun. Ben gidip ambara bakacağım. Şuna bak, hala burada kaptan Ömer'i bekliyor. Sen onu boşuna bekliyorsun aslanım. Bana bak ufaklık, söyle bakalım altınlar nerede ha? Hayır, esirleri öldürmeyin. Öldürmeyin ki onları esir pazarına satıp para kazanalım. Kaptan, ambarda altın maltın yok. Ama orada bu çocuğu buldum. Hatırladın mı? Onu denize at gitsin. Kaptan Ömer'in özel kameralarına bakmalıyız. Yardım edin! Ah! İmdat! Şükürler olsun, yaşıyorsun. Kıyı buradan o kadar uzak değil.
Yarın doğuya doğru gideriz Kaptan Ömer. Kara bize yabancı olsa da umudumuzu kaybetmeyelim. O tarafta bir kasaba olmalı. Hatta bir keresinde oraya çiçek doğumu götürmüştük. Allah'ın izniyle bulacağız kaptan, göreceksin. Evet, duydum. Fındık olmalı, hemen gidelim. Sonuncuydu kaptan. Doğrusu iyi iş becerdik. İnşallah daha başka yoktur. Varsa bile artık yaklaşamazlar. Kaptan Ömer, Reşit, yaşıyorsunuz. Allah şükürler olsun. İkiniz de yaşıyorsunuz. Sizi öldü sandım, çok korktum. Biz de senin için aynı şeyi düşünüyorduk Fındık. Allah'ın izniyle kurtulduk. Gemiyi ele geçirdiler kaptan. Geri alacağız evlat. Her şeyi geri alacağız. Sen merak etme. İçin rahat olsun. Gidelim Reşit. Daha yapacak çok işimiz var. Gidelim kaptan. Buradan gitmemiz imkansız. Kıyıdan ayrılmak zorundayız. Ama kaptan, bu tarafta çöl var efendim. Kasabaya deniz tarafından ulaşamayız. İmkansız. Ve bu yüzden çölü aşmamız gerekiyor. Başka çaremiz yok. Hem sıcak hem yorgunluk, çocuk dayanamadı kaptan.
Gölge bir yer buluncaya kadar taşıyalım onu. Başka çaremiz yok. Sonra da mola verip bir süre dinleniriz kendimize gelinceye kadar. Şu kayalığın gölgesinde biraz mola verelim. Bu şartlar altında devam edemeyiz. Siz burada biraz soluklanın. Ben de şu tepeye çıkıp etrafa bir göz gezdireyim. Çok susadım. Sabret ufaklık, sabret. Aman Allah'ım, gözlerime inanamıyorum. Reşit! Fındık! Hemen buraya gelin! Koşun! Gel Fındık, gidelim. Çabuk. Galiba kaptanın bize sürprizi var. Hadi. Gözlerinizi iyice açın. Allahu Ekber! Allahu Ekber! İşte size su. Hem de istediğiniz kadar. Buradan buraya 2 günde geldik. Demek ki 2 gün daha yürürsek limandaki kasabaya ulaşabiliriz. Şimdi biraz dinlenelim. Akşam serinliğinde yola çıkarız. Siz dinlenin. Ben biraz etrafı dolaşmak istiyorum. Gözlerime inanamıyorum. Şunların haline bir bakın. Şu kılık kıyafetlerine bakın. Ah, bunlar delirmiş olmalı. Hiç çölde böyle dolaşılır mı? Ama yabancı oldukları kesin. Ha. Söyleyin bakalım. Burada ne arıyorsunuz? Bir kaza mı geçirdiniz? Yoksa ilk defa mı çölden geçiyorsunuz? Hayır, korsanlar gemimize saldırdı. Biz de... Olamaz! İmkansız! Denizcilerin çölde ne işi var? Anladığım kadarıyla paranız da yoktur sizin. Neyse, gene de esir pazarına satarım. Yalnız şu ihtiyar güçlü görünüyor ama. Hayır, dur yapma! Dur diyorum sana! Aferin, sen akıllı birine benziyorsun. Ona sakin olmasını söyle. Hey, İmat neredesin? Çabuk gel ve bağla şunları. Sağ salim buralara getirdim.
Torunum ve ben sana çok teşekkür ederiz. Allah senden razı olsun Kaptan Ömer. Evet Reşit. Kocaman olmuş. Onu verdiğin madalyondan tanıdım kaptan. Öyle beni görünce nasıl da utandı. Yazık, buralara neden düştü acaba anlayamadım. Onu tanıyor musunuz kaptan? Evet. Bir zamanlar o ve dedesiyle uzun bir yolculuk yapmıştım. Kapatın çenenizi, uyumaya çalışıyoruz burada. Allah'ım bana yardım et. Aman Allah'ım, neler oluyor? İmat. Affedin beni kaptan. İmat. Hayırdır inşallah kaptan. Sen bunu sıkıca bağla fındık. Ben diğerlerini halledeyim. Kalkın, uyanın. Tutsaklar kaçıyor. Kalkın. Tutsaklar kaçıyor. Ne oluyor be? Merhaba. Bunlar da tamam efendim. Sevgili reisimiz uyandı ha, şuraya bakın. Kaptan Ömer, galiba seni hafife almakla hata ettim. Ama görüyorum ki sen sandığımdan daha becerikliymişsin. Kaptan dikkat! Yeter be, sıktın artık sen. Bir bıçağı daha olabileceğini tahmin etmeliydim. Hepsini birbirine bağlayın. Yolumuz bayağı uzun. Onun için hemen yola çıkalım. Kaptan! Buraya gel kaptan! İşte geldik!
Yaşasın! Allah'ıma şükürler. Ne o? Sen pek sevinmedin galiba, ha? Çok garip. Sanki kasabada hiç kimse yok. Biliyor musunuz, içimde gözleniyormuşuz gibi bir his var. Efendim, gelenler var. Sakin olun, çekilin bakayım. Sakın kapıyı açmayın efendim. Bu ses nerede ne? Kaptan Ömer, Kaptan Ömer, seni görmek ne kadar güzel. Ömer. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Açın kapılarınızı, pencerelerinizi. Korkulacak bir şey yok. Kaptan Ömer bu. Sen, seni tanıdım. Seni pis hırsız, köyümüzü kaç kere yağma ettin sen. Dur kadı efendi, hırsız olabilir ama o bir esir şimdi. Ona kötü davranmamalısın. Bir an öfkelendim, kusura bakma ya Ömer. Bize çölde saldırdılar. Biz de tutup getirdik, onları alabilirsiniz. Götürün hepsini hapse atın. Ömer, Kaptan Ömer. Kalkın. Dışarı gelseniz iyi olacak. Gebertin! Aslanım onları! Beklemeye gerek yok! Aslan bunu hak etti! Aslanım onları! Kaptan. Kaptan Ömer, Allah'a şükürler olsun. Onu nerede buldunuz? Ona kasabanın yakınlarında rastladık kadı efendi. Silahlı olduğunu görünce de hemen yakalayıp buraya getirdi. Evet kaptan, sorumluluk sizin. Ben ona güveniyorum. Bana güvendiğiniz için size çok çok teşekkür ederim kaptan. Hiç önemli değil İmat. Ama sakın yanımdan ayrılma. Bir dert çıksın istemiyorum. İmat, nasıl bu hallere düştün? Anlat bize bakalım. Uzun zaman önceydi. Sanırım sizlerden ayrıldıktan bir yıl kadar sonra dedemi bir salgın hastalıkta kaybettim. Onun ölümünden sonra yapayalnız kalmıştım. Ne olduğunu anlayamadan kendimi hırsızların, soyguncuların arasında buldum. Önceleri ufak tefek hırsızlıklar yapıyordum. Sonra çöldeki haramilere katıldım. Zaman zaman dedemin öğütleri aklıma geliyor ve yaptığım kötülüklerden pişmanlık duyuyordum. Bilirseniz haramilerin arasına bir kere girdiniz mi Allah'a şükürler olsun ki kaptan sizler geldiniz. Bu benim için büyük bir fırsattı. Bana ancak sizlerin yardım edeceğini biliyordum. Aslında
İplerinizi keserken kestiğim ip kendi iplerimdi. Tüm olanları biraz öteden izledim. Eğer bir aksilik çıksaydı müdahale etmeye kararlıydım. Her şeyin yolunda gittiğini görünce oradan uzaklaştım. Bütün geceyi tövbe etmekle geçirdim. Allah'a beni affetmesi için yalvardım ve size katılmanın doğru olacağını düşünerek peşinizden geldim. Sonrasını biliyorsunuz işte. Madem öyle aramıza hoş geldin İmat. İyi savaşmak için iyi beslenmek gerek. Onun için sizlere yemek getirdim. Allah sizden razı olsun Kadı Efendi. Ama böyle yemeye devam edecek olursak savaşmak için yerimizden kalkamayacak hale geleceğiz. Kaptan Ömer, Kaptan Ömer, gelenler var. Ne oluyor? Hayırdır inşallah. Biz de yanında savaşacağız kaptan. Bu bizim de savaşımız. O zaman iyi bir plan yapmalıyız. Demek ki korsanlara iyi bir ders vereceğiz. Şu andan itibaren hepimiz Kaptan Ömer'in planına yardımcı olacağız. Hazırlıklar başlasın. Hiç şüphem yok, korsanlar geldiğinde bütün toplarını buraya doğrultacaktır, haberiniz olsun. Ve hiç çekinmeden ateş ederler. Onun için çok dikkatli olmalıyız. Peki ne yapmamız gerekiyor? Eski de olsa buralarda bir top bulabilir miyiz? Hey kaptan, sen neler diyorsun? Burası ufak bir yer. Değil top, tüfek bile bulmak bir mucizedir. Ben bulurum. Evet, ben sizi top bulacağınız yere götürebilirim ama bir tek şartla. Bunun için bir tekneye ihtiyacımız var. Reşit'e söyleyin hazırlıklarını tamamlasın. Biz birazdan döneriz. İşte burası kaptan. Bu da az önce size bahsettiğim batık gemi. Korsanlar her nedense buraya girmeye cesaret edemedi. Köpek balıklarına dikkat etmeliyiz. Baksana, ortalıkta top filan görünmediğine göre hepsi aşağıda olmalı. Bu çok kötü. Ambarda sular altında. İmat, sen çevrende bulabildiğin ipleri, halatları topla. Ben ambara dalıyorum. İmat! İmat!
İyisiniz ya kaptan, merak etmeye başlamıştım. İyiyim, haberler iyi. Aşağısı top ve gülle dolu. Şimdi şu ipi at bana da topları çekmeye başlayalım. Neler oluyor? Soru sormayı bırak şimdi, bana hemen bıçağını at. Bıçağı ne yapacaksın? Aşağıda köpek balıkları var. Hadi durma, bir an önce şu topu yukarıya çekmelisin. Hadi. Dikkat edin kaptan, köpek balığı geliyor. Elimizi çabuk tutmalıyız İmat. Az sonra kan kokusunu alan bütün köpek balıkları buraya gelecektir. Elimizde şu an 2 top, 9 gülle ve 1 fıçıda ıslak barut var. İşimiz bir hayli zor olacak İmat. Allah bizim yardımcımız olsun. Çok yorulduk ama değdi kadı efendi. Allah sizi mükafatlandıracaktır. Sizinle daha güçlü olduk. Şeddat'ın topların köyün dışında olduğunu düşüneceğine ihtimal vermiyorum. Onun için de ateşin nereden geldiğini anlayamayacaktır. Biz de onu beklemediği bir yerden vuracağız. Başarabilecek miyiz? İnşallah başaracağız. Ha, bu adamlar çok aptal. Geldiğimin bile farkında değiller. Hadi durmayın, oraya gidin ve her yeri yakıp yıkın. Canlı hiç kimse kalmasın. Erzakları da hemen buraya getirin. Anlaşıldı mı? Şiddet tuzağımıza düşüyor gibi. Savaşa hazır olmalıyız. Fındık, bizimkilere söyle savaşa hazır olsun onlar. Baş üstüne. Garip şey, kimseler yok. Herhalde gene korkup saklandılar. Hey! Ne biçim yer burası be? Evet.
Sen burada kal. Biz biraz sonra geleceğiz. Hangi cehennemde bu adamlar? Psst, gel küçük küçük gel gel. Yeter artık! Neredesiniz, çıkın dışarı! Hey, şuraya bak! O da ne? Bu o çocuk! Yakalayın şunu çabuk, durmayın! Çabuk yakalayın şu çocuğu! Hadi yakalayalım onları. Nereye gitti bu? Çabuk, çabuk hadi. Gitti galiba, gelin fazla. Tuzak, tuzağa düştük. Kaçalım buradan, hadi çabuk olun. Kaçalım! Koşalım! İmdat, tuzağa düştük. Kaçalım buradan. Herkes kurtarsın kendini. Topçular, hazır olun! Ateş! Ne? Ne? Ben bu sesleri duymuştum. Onların elinde top mu var yani? Nasıl olur? Bayrağı yakalayın! Bayrağı yakalayın! Yok edin onları sersemler! Yok edin diyorum! Yok edin! Ateş! Hemen sevinmeyin. Şeddat'ın sonunu bir görelim hele. Çabuk olun, kurtarın beni buradan. Sık dişini kaptan, geldim, geldim. Şeddat, sen bu hallere düşecek adam mıydın? Kaptan, bana yardım et. Senin yüzünden bu hallere düştüm. Utanmadan bir de benden yardım istiyorsun. Ah seni melun. Şimdilik kurtuldun ama bir dahaki sefere kurtulamayacaksın. Hadi gidelim kasabadaki duruma bir bakalım. Ya fındık. Gözlerini aç oğlum, aç hadi. Allah'ım ona şifa ver, amin. Kaptan, kazandık mı? Fındık. Kazandık biliyorum. Allah'ım sana şükürler olsun. Yaşasın fındık! Yaşasın fındık! Yaşasın fındık! Allahu Ekber! Hamdolsun kazandık. Allah'a şükürler olsun. Şimdi iş altınları denizin dibinden çıkarmaya kalıyor.